Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Doğru. Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben lisedeyken ya tıp fakültesinde acaba ne öğreniyorlar, konular ne, hocalar neyi anlatıyor acaba diye çok merak ederdim. Böyle bir içeriği de YouTube'da rastlamadığım için sizlere bugün tıp fakültesinde öğrendiklerimizi bol görselli bir şekilde, basit anlatımlarla aslında size göstermek istiyorum. Şimdi biz 6 hafta boyunca sindirim sistemini gördük ve sindirim sistemindeki organları, görevleri, mekanizmaları bol bol öğrenmiş olduk. O yüzden sizlere böyle çeşitli derslerden böyle bir kendimce bir slide hazırlamış oldum. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sindirim sistemini biliyorsunuz çeşitli organlarımız var. Yani ağzımızdan başlayarak işte yemek borumuz, midemiz, ince bağırsağımız, kalın bağırsağımız gibi ilerliyor. Bir kısımda da yardımcı organlarımız var. Bunlar da karaciğer, pankreas gibi organlarımız aslında. Şimdi biz bunların anatomik kısımlarını da öğreniyoruz. Yani vücudumuzda bunlar hangi noktalarda bulunuyor? Yani vücudumuzda gösterebilecek bir şekilde ya da vücudumuzda bir ağrı olduğunda bu hangi bölgenin ağrısı olabilir diye düşünebilecek şekilde Öğrenmiş oluyoruz bu görselleri gördüğünüz gibi aslında bizim şurada hani e, kaburgalarımızın birleştiği kısmı fark edebiliyoruz ya buranın içerisinde arkadaşlar aslında karaciğerimiz yatıyor özellikle sağ kısımda büyük lobu sağ kısımda olacak şekilde karaciğerimiz var. Bunun altında arkadaşlar midemiz var midemizin arkasında pankreasımız var yani sırtımıza yakın olan kısımda bunları bu şekilde öğrenmiş oluyoruz aslında. Oradan aşağısında ise ince bağırsağımız var ve büyük bir U şeklinde de kalın bağırsağımız geçmiş oluyor. Ya yani bunlar bizim aslında sindirim yolumuz yani aldığımız besinler bu şekilde ilerlemiş oluyor ve bu bölgeleri aslında bilebilmek dediğim gibi bizler için herhangi bir ağrı durumu oluştuğunda bu ağrının hangi organdan gelebileceğini neden kaynaklanabileceğini görmüş oluyoruz. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var aslında bu ağrılarla alakalı beynimiz arkadaşlar iç organlarımızdan gelen ağrıları sanki vücudumuzun dışındaymış gibi hissediyor yani sanki derimizde bir ağrı varmış gibi hissediyor. Bunu sebebi ise aslında zaman içerisinde iç organlardan çok fazla uyarı gelmediği için çok fazla ağrı hissetmiyoruz sonuçta. Ama derimiz sürekli bir sıcaklık değişimiyle karşılaşıyor, bir dokunma karşılaşıyor. Böyle olduğu için aslında beynimiz içeriden gelen ağrıları sanki vücudumuzun dışındaymış gibi görmeye başlıyor. Bu yüzden aslında burada bir yanılsama gibi bir şey var. Bu bir tane teori. İkinci teori ise bunlar aynı sinir yollarından gittiği için biz ağrıları derimizde hissediyoruz. Yani karın ağrısını biz aslında karnımızda değil, karnımızın ön kısmındaki deride hissetmiş oluyoruz. Burada aslında bunu öğrendiğimde biraz şaşırmıştım. Yani sonuçta zihnen böyle bir yanılgıya uğramamız biraz garip. Ama bunlar doktorlar için çok kıymetli arkadaşlar. Yani sizin ağrınızın nerede olduğu, nereye dokununca ağrının arttığı aslında teşhis açısından çok kıymetli. Yani tabi sadece buna göre teşhis yapılmıyor ama doktor en azından nasıl devam edeceğini, neler düşünmesi gerektiğini bu ipuçlarından anlıyor. O yüzden muayene aslında çok önemli iç organlarla alakalı kısımlarda. Bu yüzden arkadaşlar ağrının ne tarafta hissedildiği önemli. Burada yine şöyle de bir şey var. Ee, mesela şu görselleri gördüğünüz gibi karaciğerin ağrısı arkadaşlar şu sağ omzunuza kadar gelebiliyor. Bunun sebebi de Sinir yolları aynı yollardan gittiği için ağrıyı biz farklı yerlerde hissedebiliyoruz. Halbuki karaciğerimiz burada. Böyle ilginç bir bilgi var. Onun dışında arkadaşlar hislerimizle alakalı önemli bir şeyse ise apandisi. biliyorsunuz. Ameliyatlarını falan çok duymuşsunuzdur. Apandisi karın bağırsağımızın kenarında bulunuyor ve işlev tam olarak bilinmiyor. Ama bu noktayı fark edebilmek için doktorların kullandığı bir yöntem var. Bunun adı da McBurney Point. Şimdi bunları bu şekilde anlatmanın sebebi de arkadaşlar tıpta her şeyin ismi oluyor. Ve bu isimleri iyi bilebilmeniz lazım göbek deliğinizden böyle bacağınızın başlangıcına doğru bir çizgi olduğunu hayal edin. Bunun 3 parçaya böldüğümüzü hayal edelim. Ortadaki parça ile aşağıdaki parçanın olduğu nokta McBurney point oluyor. Yani McBurney noktası. Burası da arkadaşlar apandisti gösteriyor. Eğer karnınızdan başlayıp bu tarafa doğru giden bir ağrı varsa apandisle alakalı bir sorun olabilir. Şimdi sizlerin mideden bahsetmeden önce ağrılarla alakalı şunu söylemek istiyorum iç bölgelerimizdeki ağrılar arkadaşlar çok önemli neden içeride bir kanama olursa arkadaşlar ve fark edilmezse çok tehlikeli haller alabiliyor yani çok farklı böyle mikroorganizmaların yayılmasına da sebep şey oluyor biliyorsunuz ince bağırsağımızda kalın bağırsağımızda bir sürü mikrop var aslında bunlar o yüzden ölümcül olabiliyor o yüzden e, acillerde karın ağrılarına özellikle de dikkat ediliyormuş. Bunları da derslerde öğrenmiş oluyoruz. Burada arada derslerde biz şu şekilde öğrenmiyoruz. Yani şöyle bir hasta gelirse şöyle olur gibisinden değil de genel manada yani en azından ikinci sınıfta şu an şu ağrılar şurada daha çok hissedilir gibisinden görmüş oluyoruz. Gelelim arkadaşlar mideye. Aslında biz organları da tek tek görüyoruz. Onun histolojilerini, Onların nasıl fonksiyonların işlediğini falan. Ben size mideyi aktarmak istiyorum. En azından çoğumuzun bildiği bir şey. Midede arkadaşlar anatomik olarak çeşitli isimler var. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Midenin üst kısmı arkadaşlar fundus oluyor. Örneğin burada biraz daha gaz birikebiliyor. E, midenin yemek borusuyla buluştuğu yere ise kardiya deniyor. İnce bağırsakla buluştuğu yere ise pylorus deniyor. Buralar arkadaşlar önemli noktalar. Isim olarak da önemli şeyler. Yani aslında her bir organın içinde de isimleri öğrenmiş oluyoruz. Gelelim belli hücrelere. Şimdi Biliyorsunuz çeşitli hücre türleri var aslında bunu lise biyolojisinde de görmüşsünüzdür. Midede arkadaşlar sizlere aktarabileceğim 4 çeşit hücremiz var aslında bu hücrelerin fonksiyonları da önemli. Midemizin en üstünde bulunan hücreler arkadaşlar mukus salgılıyor. Mukus neden salgılanıyor yani sebepleri de önemli ve deriyi koruyabilmek için mide derisini yani midenin iç derisini e, asitten korumak için biliyorsunuz mide asidik bir ortam bunlardan korumak için mukus salgılanmış oluyor. Böyle e, midenin içinde arkadaşlar çukurlar var aslında salgı çukurları diyebiliriz bunlara. Bu salgı çukurlarında da çeşitli hücreler var. Bunlardan bir tanesi parietal cell dediğimiz yani Türkçesini tam bilmiyorum e, para, parietal hücre diyebiliriz. Bu hücreler arkadaşlar asit salgılıyor. Ama şöyle bir şey var e, bu hücrelerin farklı bir görüntüsü var aslında. Şu an ekranda da gördüğünüz arkadaşlar hücrelerin içine doğru kanalları var. Yani bunlar hücre içi mikro kanallar bu hücre içine doğru kanalların açıldığı yerlerden arkadaşlar asitler salgılanıyor. Yani hidrojen ve klor salgılanıyor aslında ve mide asidik bir hale gelmiş oluyor. Tabii ki modeller arkadaşlar yani bizim biyolojik kitaplarında gördüğümüz modelleri aslında biz vücudumuzda göremiyoruz. Sebebi şu derslerde gördüğümüz ya da biyoloji kitaplarında gördüğümüz modeller çok çok basitleştirilmiş ve öğretilmesi kolay hale getirilmiş modeller. Örneğin size şimdi parietal hücreleri göstermiştim. Bunların bir de elektron mikroskobuyla çekilmiş gerçek fotoğrafına bakalım. Bunu da internetten buldum bu arada böyle çeşitli elektron mikroskobuyla çekilmiş görüntüleri inceleyebilirsiniz. Burada da aslında orta kısımda yani hücrenin çevrelerinde bu küçük kanalcıkları görebiliyorsunuz. Ama çok daha farklı düzeyde arkadaşlar. Yani aslında çalıştığımız modelleri gerçek hayatta görmek zor dediğim gibi. Burada da gördüğünüz gibi elektron mikroskobuyla tek bir hücrenin fotoğrafı çekilmiş. Ve o mikro kanalları görebiliyorsunuz. Boşluğa asit salgılamış oluyorlar. Şimdi gelelim başka diğer hücre türlerine ve bu hücre türlerini dediğim gibi ismen de bilmemiz gerekiyor. Diğeri de çift hücreleri. Çift hücreleri arkadaşlar midedeki besinleri sindirebilmek için enzim salgılamış oluyor. Enzimi öğrenmişsinizdir zaten. Bu enzimlerde de pepsinojen var. Aktif halde de pepsin olmuş oluyor. Bunlar da çift hücrelerinden salgılanmış oluyor. Hafıza tekniklerini kullanarak aslında öğrendiğim için bazı şeyleri söylemek istiyorum. Ben bu çift hücrelerini şef hücreleri diye düşünmüştüm. Ve hani şefler doğrar ya mesela eti doğradığını falan hayal ediyordum. Bu da bana aslında enzimi hatırlatıyordu. O yüzden şef hücreleri enzim üretiriyor. Ben bu şekilde aklına tutmuştum. Bunu da paylaşmış olayım. Onun dışında arkadaşlar midedeki o çukurların en altında da hormon salgılayan hücrelerimiz var. Evet bu şekilde yani bu bizim fizyolojide öğrendiğimiz bilgilerdi arkadaşlar. Şimdi gelelim bu hücrelerin kontrolüne. Yani şu an karşınızdaki tablo biraz karışık gözüküyor olabilir. Çünkü karışık aslında. <laughs> Şöyle bir şey var. Vücudumuzdaki herhangi bir yapının kontrolü çok kıymetli. Örneğin biz midemiz çok fazla asit salgılarsa ülser gibi hastalıklara sebep olabiliyor. O yüzden ne kadar asit salgılanca çok kıymetli. Bunun içine çok fazla mekanizma var. Aslında biz mesela yemek hakkında düşündüğümüzde bile midemiz asit salgılamaya başlıyor. Bunun bir kontrol mekanizması var. Midemize herhangi bir besin geldiğinde asit salgılanması elbette çok daha fazla artıyor. Bunun da bir mekanizması var. Ya da stres olduğunuzda da e, çeşitli mekanizmalarla aslında midenizdeki asit miktarını değiştirebiliyorsunuz. O yüzden bu gördüğünüz tablo aslında hangi hormonların, hangi sinirlerin nasıl bir şekilde parietal hücrelerini etkileyebildiğini gösteriyor. Ve şurada arkadaşlar iki farklı noktada ilaçları görüyorsunuz. Aslında tıpta şöyle bir şey var. Evet hormonların kontrol ettiği şeyler var ama herhangi bir bozukluk olduğunda bizler bunları ilaçla düzeltmeye çalışıyoruz. Örneğin prazolle biten ilaçlar mide asidinin daha az salgılanmasını sağlıyor. Yani asit salgılan kanalları hedef alan ilaçlarımız var. Bunlar da aslında isimlerini bilmek birazcık önemli. Tabii ikinci sınıfta dediğim gibi çok öyle aşırı aşırı hasta bazlı görmüyoruz. Ama bu tarz hani ilaçlar nerelere etki edebilir vesaire bunları görmüş oluyoruz. Evet dediğim gibi birkaç hastalıktan bahsedeyim. Çünkü bazı derslerimizde hastalıkları görüyoruz. Ülser dediğimiz hastalık arkadaşlar %90 olasılıkta Helicobacter pylori diye bir bakterimiz var. Bu bakteri mide salgılanmasını değiştiriyor. Midenin daha çok asit salgılanmasını ve mukus salgılanmasını azaltıyor. Böylece midemize hasar vermiş oluyor. Ülser hastalığı aslında buradan gelmiş oluyor. Ve midede e, şekilde de gördüğünüz gibi bir yara oluşturmuş oluyor. Bunları bilmek neden önemli? Tabii ki klinikte yani hastaneye gittiğimizde mide ile alakalı biz şu bilgileri öğrenmiştik. Her ne kadar teorik öğrensek de hastalığa sebep olabilecek noktaları da görmüş oluyoruz önden. Evet büyük bir hastalığa daha değinmek istiyorum. Bunu zaten bence duymuşsunuzdur laktoz intoleransı diye. Bazı insanlar laktozu sindiremiyor. Laktozu sindiremediklerini ve laktozu biliyorsunuz hayvansal gıdalarda yani süt ürünlerinde bolca bulunuyor. Laktozu sindiremediklerinde bu görevi ince bağırsaktaki bakteriler almış oluyor. Ve onlar da laktozu sindirdiklerinde hidrojen gazı ortaya çıkartıyorlar. Yani nefesteki hidrojen ölçümünden bile laktoz intoleransınızın olup olamayacağını görmüş oluyorsunuz. Tabii ki bu hastalar yani laktozu sindiremeyen insanlar beslenmelerine çok dikkat etmeliler. Sütten uzak durmalar. Ama aynı şekilde D vitamini ve kalsiyumu bir şekilde gıdalardan almaları gerekiyor. O yüzden beslenmeye dikkat ederek çözülebilecek bir şey aslında. Pyloric stenosis diye de bir hastalık var arkadaşlar. Buna da değinmek istiyorum. Bu da arkadaşlar midenin son kısmında ince bağırsağa aktarılan kısımda bir kalınlaşma oluyor. Oradaki kas dokusu çok kalın olduğu için yemekler geçemiyor. Bu da kusmaya sebep oluyor. Bu da çok bebeklerde olan bir şey ve fark edildiğinde ameliyatla tedavi edilebilen bir şey. Böyle bir tıkanma olduğunda yemek geçemediği için hem iştahsızlık gözükebiliyor hem de yemek yendiğinde kusma gibi şeylere sebep olabiliyor. Böyle stenozizleri çok fazla yerde görebiliyoruz. Örneğin ee, solunumla alakalı kısımlarda da tıkanmalar olabilir. Damarlarda da tıkanmalar olabilir. Kalp kapakçıklarında tıkanmalar olabilir. Midede de tıkanmalar olabilir. Gelelim en önemli organlardan bir tanesi olan karaciğere. Karaciğeri çok fazla görmüşsünüzdür. Karaciğerin birçok fonksiyonu var arkadaşlar. Ama fonksiyonlara girmeden anatomide gördüğümüz ilginç bir şey göstermek istiyorum. Şimdi karaciğer vücudumuzda çok büyük olduğu için yani yaklaşık 1,5 kilo falan ağırlığı Karaciğer birçok dokuyla temas halinde ve bu durum arkadaşlar karaciğerin alt yüzeyinde çeşitli şekillenmelere sebep oluyor. Şu görselden daha rahat da görebilirsiniz. Örneğin e, böbreklerimiz burada farklı bir iz bırakıyor ya da diyaframa dokunduğu kısım farklı bir iz bırakıyor ve biz anatomide arkadaşlar bunların hepsini öğrendik. Yani anatomide e, organların şekillerindeki değişimlerin yani hangi organla temas halinde olduğu için öyle bir şekil oluştuğunu görebilmemiz gerekiyor, bilebilmemiz gerekiyor. Bunların da bol bol ismi var. Şu tabloda gördüğünüz gibi e, çok farklı yani anatomide çok fazla isim görüyoruz aslında. Ayrıca bir de safra kesesi var biliyorsunuz karaciğere temas eden. Burada onu da görebiliyorsunuz. Çeşitli damarlar, diğer organlar vesaire. Bunları fazlasıyla görebiliyorsunuz ve bunların isimlerini de bilebilmemiz gerekiyor. Ve tabii ki arkadaşlar histoloji dersinde de biz bu organların içini görmeye başlıyoruz. Şu an ekranda karaciğerin dokusunu görüyorsunuz. İşte damarların nasıl geldiği, hücrelerin nasıl yapılandığı ve böyle portal triyat dediğimiz hem safra kesesine giden kanalların olduğu hem ince bağırsaktan gelen damarların yani besinlerin taşındığı karaciğere taşındığı kısımlar hem de kalpten gelen oksijenin taşındığı kısımlar var. Bunların nasıl yapılandığı, nasıl dağıldığı bu kanın ya da bu yapıları nasıl dağıldığının görüntülerini görmüş oluyoruz. Şu görsellerde tekrardan görebildiğiniz gibi çeşitli yapılar var. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar bu iki gösterdiğim şey modeldi. Gerçek hayata indiğimizde ise yani histolojik görüntülerde bu şekilde görmüş oluyoruz. Yani histolojik görüntüler anlaması daha zor bir hale gelmiş oluyor. Daha demin gördüğümüz yapıların histolojik görüntüleri de bu şekilde. Dediğim gibi eğitim modelleriyle gerçek hayattaki gerçek fotoğraflar arasında ciddi farklar oluyor. Evet, umarım basitçe açıklayabilmişimdir arkadaşlar. Sindirim sistemini gördüklerimizin kısa bir özetini size aktarmaya çalıştım ve aslında derslerde hangi noktalara vurguluyorsak bunları size göstermeye çalıştım. Biz tıp fakültesinde bu tarzda bir eğitim almış oluyoruz. Tabii ki bundan çok çok daha detaylı, çok çok daha zor ve çok daha karmaşık görüntülerle de çalışmış oluyoruz. Umarım bu sizler için faydalı olmuştur umarım. Yani tıp Fakültesi düşünen ve aklında böyle sorular olan arkadaşlara faydalı olmuştur. Ve ayrıca tıp fakültesi ile alakalı merak ettikleriniz varsa şuradaki oynatma listesinden inceleyebilirsiniz. Tıp fakültesine ait birçok video yapmaya çalışıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.